Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir semizotu yemeği hazırlıyorum ve ayrıca da vitamin deposu olacak. İçerisinde bolca yeşil mercimek kullanacağım. Semizotunu mevsimindeyken mutlaka bolca sofralarınızda tüketin. İçerisinde gerçekten çeşit çeşit vitaminler ve mineraller barındıran çok zengin bir sebze içeriği. Ben şimdi sizler için de video hazırladım. Sizleri bekletmeden nasıl yapmışım? Hemen tarifin yapımına geçiyorum. Yemeğimizin yapımına tenceremin içerisine şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar hakiki zeytinyağını alarak başlıyorum. Burada 2 tane kuru soğanım var. Küçük boy kuru soğanı 2 tane doğradım. Hemen onları tenceremin içerisine alıyorum. Şöyle biraz irice doğradım. Çünkü semizotlarının saplarıyla, kök kısımlarıyla uyum sağlasın istedim yemeğin içerisinde. Kavrulan soğanların üzerine bir adet büyükçe domatesimi küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum. Ve beraber kavurmaya devam ediyorum soğanla. Soğan ve domateslerim kavrulurken içerisine şöyle bir su bardağı kadar yeşil mercimeğim vardı haşlanmış dondurucuda. Onu ilave ediyorum. Beraber kavurmaya devam ediyorum hepsini birlikte. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tatlı toz kırmızı biber ilave ediyorum. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Yemeğimizin sosu hazır. Burada ayıklamış, doğramış olduğum 2 demet semizotum var. Şimdi semizotlarını ilave ederek yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Yemeğimi güzelce karıştırdım. İçerisine su ilave etmiyoruz. Ateşi kıstım ve üzerini kapatarak kısık ateşte böyle tıkır tıkır pişmesini bekleyeceğim. Bu tür yemeklere ben su ilavesi yapmıyorum. Çünkü zaten sebze kendisi içerisinde barındırdığı suyu bırakıyor. Şimdi bir 5-10 dakika içerisinde pişecektir. Çok narin bir sebze zaten. Birazdan tekrar geliyorum. Yemeğimiz çok kolay bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Genelde ben buzluğumda bu tarz mercimek, nohut, fasulye tarzı şeyleri haşlayıp donduruyorum. Ve bu şekilde yemeklerde kullanmak çok çok pratik oluyor. Sizler de bu şekilde yaparak vakitten, zamandan kazanabilirsiniz. Yemeğimiz çok pratik ve lezzetli bir şekilde hazır oldu gördüğünüz gibi. Yanında sarımsaklı yoğurt eşliğinde çok besleyici, doyurucu bir lezzet çıkıyor ortaya.
Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızla da destek olursanız çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde, yepyeni lezzetlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.